Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? 2 üzeri 1. Üstü sayılar ne demekti? Üstü kadar tabanın yan yana çarpılması demekti. 2 üzeri 1 dediğiniz zaman bir tane 2 demektir. 2 üzeri 0 her sayının sıfırıncı kuvveti 1 demektir. Bakın bunu unutmayın. 6. 7. 8. bütün sınıflarda var bu. Üstü sıfırsa sayımız 1 demektir. 2 1 daha kaç yapıyor? 3. A şıkkının cevabı 3. B şıkkında parantez içi işlem önceliğine sahip 8 kere 3, 24 bölü 12. 24'ü 12'ye böldüğün zaman 2. Hangisinin sonucu farklıdır dediğine göre ben C'yi çözünce A ya da B'den birinin farklı olduğunu anlayacağım direkt. 4, 2 daha 6 parantez içi işlem önceliği var demiştim. Bölü 3. 6'yı 3'e böldüğünüz zaman sonuç 2. O zaman cevap A şıkkı oluyor. Diğer sorumuz. Yukarıdaki tabloda bir okulun kantininde bulunan bazı maddeler. Yukarıdaki tabloda bir okulun kantininde bulunan bazı maddelerin birim fiyatları verilmiştir. Bu kantine giden Ece önce birer tane kalem, silgi ve defter alıyor. Daha sonra birinci teneffüste bir simit, iki çay. Üçüncü teneffüste iki simit, iki çay ve beşinci teneffüste bir simit ile bir çay alıyor. Buna göre Ece kantine toplam kaç TL ödemiştir? Kalem, silgi ve defterden birer tane alıyordu. 2 lira, 1 lira ve 3 lira toplam 6 lira bunlara ödedi. Çay ve simitlere ne kadar ödediğini bulalım. 1 simit, 2 simit de burada, 3 simit, 1 simit de burada 4 simit almış toplam. Simitin tanesi kaç kuruştu? 50 kuruş. 4 çarpı 50'den 200 kuruş. 200 kuruş ne yapar? 2 TL yapar. Çayları hesaplayalım. Birinci teneffüste 2 çay. Üçüncü teneffüste 2 çay. Toplam 4 çay. Ve son teneffüste de 1 çay. 5 çay alıyor. Çayın tanesi 40 kuruş. Toplam 5 kere 40'tan 200 kuruş. O da 2 TL yapıyor. Ödediği toplam parayı bulmak için şunları topluyorum. 6 TL, 4 TL, 4, 2 TL, 2 TL topladığınız zaman toplam 10 TL ödeme. Evet, üçüncü soru. Anneler günü için gül siparişi veren beyaz çiçekçilik tanesi 2,5 TL'den 1000 tane gül alıyor. Beyaz çiçekliğin 2500 TL kar elde edebilmesi için güllerin tanesini kaç TL'ye satmalıdır? Tanesi 2,5 TL'den 1000 tane gül alıyor. 2,5 ile 1000'i çarparsanız eğer 2500 eder. 2500 TL alış fiyatı. 2500 TL'de kar etmesini istiyorum ben. 2500 artı 2500'den 5000 lira para kazanması gerekiyor. 5000 lira para kazanacak. Kaç tane gülden? 1000 tane gülden. 1000'e bölerek tanesini kaç liraya satmasını buluruz? Kaç liraya satması gerektiğini buluruz. 5 tanesini 5 liraya satması. Dördüncü soru. Bir kümeste tavuk ve tavşanlardan oluşan 28 tane hayvan vardır. Kümesteki hayvanların ayaklarının toplam sayısı 64 ise kümeste kaç tane tavşan vardır diye soruluyor. Şimdi çocuklar, tavşan sayısına ben A desem, tavukların sayısı 28 eksi A olur değil mi? Toplam 28 tane hayvan olduğuna göre. Tavşanlara A dedik. Tavukların sayısı 28 eksi A. Tavşanın her birinin 4 ayağı var. O zaman tavşanların sayısını 4 ile çarparsanız tavşanların ayak sayısını bulursunuz. Tavukların sayısını da 2 ile çarparsanız tavukların ayak sayısını bulursunuz. Doğal sayılarda çarpma işleminin toplama çıkarma üzerine dağılma özelliği vardı biliyorsunuz. 4A burası. 2 çarpı 28, 56. 2 çarpı A, 2A. Toplam kaç tane ayak olması lazım? 64. Burayı düzenleyelim şimdi. 4A var. 2A'yı çıkartma var. O zaman 2A kalıyor. Artı 56. Eşittir 64. Bu 56 fazlalığı buradan çıkartacağız. 2A eşittir. 64'ten 56 çıkarsa 8. 2 tane A 8 ise 1 tane A 4 ediyor.
4 nedir? Tavşanların sayısıdır. Cevap A. Diğer soru. Atık piller doğaya bırakıldığında su ve toprağı kirletirler. Bir tane atık pil 7 kilometre kare toprağı veya 4 metreküp suyu kirlettiğini düşünürsek, gönüllü olarak bir ilçede 600 atık pil toplayan çevreci çocuklar ne kadar toprak veya suyun kirlenmesini önlemiş olur? 600 tane atık pil. 7 ile çarparsanız 6 kere 7 42, kolay yoldan çarpma. 2 tane sıfır ekliyorsun. 4200 kilometre kare toprak. A şıkkı olabilir, D şıkkı olabilir, B ve C gitti. 4 metreküp su 600 ile 4'ü çarparsanız 6 kere 4 24. Yanına 2 sıfır ekliyorsun. 2400 metreküp su. 2400 olan şık C ve D de var. C gitmişti sadece. D şıkkıdır doğru olan şık. Diğer sorumuz. 24 çarpı yıldız eşittir 120 ve yıldız artı üçgen eşittir 8 ise üçgenin karesi yani iki tane üçgenin çarpımı işleminin sonucu kaçtır? Önce şurayı 24'e bölüyorum yıldızı bulmak için. 120'yi 24'e bölerseniz eğer 5 olarak bulursunuz. Neyi bulduk? Yıldızı. Yıldız 5'e eşit. Yıldızla üçgenin toplamı 8'e eşit verilmiş. 5 fazlalığı çıkartırsanız üçgeni ne olarak buluyorsunuz? 3 olarak buluyorsunuz. Üçgenin üzerinde 2 varsa bu şu demektir. 2 tane üçgeni çarp demektir. Üçgeni ne olarak bulmuştum? 3 olarak bulmuştum. 3 çarpı 3'ten cevap 9. 15 artı 5 çarpı 2 artı 32 bölü 2 üzeri 2 artı 12. İşlemin sonucu kaçtır? İşlem önceliğine göre önce üstü sayılar yapılıyordu. 2'nin ikinci kuvveti ne demek? 2 tane 2'nin çarpımı demektir. 2 kere 2, 4. Sonra çarpma var, bölme var, toplamalar var. Çarpmayı yapıyoruz önce. 15 kaldı artı 5 kere 2, 10 artı 32, burası 4 çıktı. 32 bölü 4'ten 8 artı 12. Toplama işlemini yapıyoruz. 15, 10 daha 25. 8 daha 33. 12 daha 45. Cevap Ceyhan. Bir kutunun içinde 8 tane kırmızı gül, 6 tane sarı gül ve 10 tane beyaz gül vardır. Kutudan alınan bir gülün kesinlikle sarı gül olması için en az kaç gül alınmalıdır? Kesinlikle sarı gül olması isteniyor çocuklar. Sarı gülleri hiç alamasa, şanssız olsa, hiç sarı gül denk gelmese, hep diğerleri denk gelse, 10 tane beyaz gül, 8 tane de kırmızı gül var, 18 tane gül çekse, hiç sarı gül gelmemiş olur hala değil mi? Kesinlikle sarı gül gelmesi için bir tane daha çekmeli ve 19 tane gül çekmeli ki en az kesinlikle bir tane sarı gül gelmiş olsun. Diğer soru. Melahın cevizlerinin sayısı, Şevval'in cevizlerinin sayısının 3 katıdır. Şimdi Şevval'in kutu kadar cevizi olsa, Melahın 3 katı olduğuna göre Melahın 3 kutu cevizi var demektir. Şevval'in cevizlerinin sayısının Berk'in cevizlerinin sayısından 20 fazladır. Demek ki Berk'in cevizleri sayısı Şevval'in sayısından 20 eksik. Yani kutu kadar varsa kutudan 20 tane eksik demektir Berk'in cevizleri. Şevval'in 42 tane cevizi olduğuna göre Şevval'in 42 yani kutu yerine ben 42 yazıyorum. Meliha 3 çarpı 42'den 126 tane cevizi vardır. Berk'in ise 42 eksi 20'den 22 tane cevizi vardır. Meliha ve Berk'in toplam kaç cevizi vardır denmiş. 126 ile 22'yi toplayacaksın. 126, 22 toplarsanız 148 tane ceviz vardır. Cevap Adana.
Diğer soru. Bir torbada sarı ve kırmızı toplam 52 bilye vardır. Bu torbadaki sarı bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısının 3 katından 4 fazladır. Kırmızı bilyelerin sayısına ben kutu dersem, sarı bilyelerin sayısı kırmızıların 3 katı yani 3 kutu. Bir de 4 fazla artı 4. Kırmızı bilyeler kaç taneydi? Kutu kadardı. Kırmızı bilyelerin sayısı da kutu kadardı. Toplarsanız 4 tane kutu artı 4 fazlalık kaç tane yapacak? 52 bilye var diyor toplam. 52. Burada 4 fazlalığı çıkartıyorsunuz. 4 tane kutu o zaman ne oluyor? 52'den 4 çıktı. 48. 4 tane kutu 48 ise bir tane kutu kaçtır? 48'i 4'e böldüğünüz zaman 12'dir. Kutu neye demiştim ben? Kırmızıya. Kırmızı 12 tane. Toplam 52 olduğuna göre 52'den 12 çıktı. Sarı bilyelerin sayısını bulursun. Cevap 40. Yani Adana. 11. soru. 48 bölü 8 artı 4 çarpı 6 eksi 12. İşlem önceliği var. İşlem önceliğine göre çarpma ve bölme önce yapılır. Daha sonra toplama çıkartma yapılır. Çarpma ve bölmeden önce hangisi yazılmışsa o yapılır. Burada bölme yazılmış. Önce bölmeyi yapalım. 48 bölü 8 6'ya eşit. Artık bölme işlemi kalmadı. Toplama var, çarpma var, çıkarma var. Çarpmayı yapacağız. 6 kere 4, 24. Bu ikisinin arasında toplama var. Eksi 12. Toplama çıkarmadan önce hangisi yazılmışsa o yapılır. 6, 24 daha. 30. Eksi 12. 30'dan 12 çıktı. 18. Cevap Ceyhan. Soru 12. 30 eksi 2 çarpı 7 artı 24 bölü 4 işleminin sonucu kaçtır? Yine işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Çıkarma var, çarpma var, toplama var, bölme var. Önce çarpma bölme, çarpma bölmeden de önce hangisi yazılmışsa o. Çarpma yazılmış. 2 kere 7, 14. İşlemi tekrar yazalım. 30 eksi 14 artı 24 bölü 4. Çıkarma var, toplama var, bölme var. Önce bölme yapılır. Daha sonra toplama çıkarma. 30 eksi 14. Burada bir şey yapmıyoruz. Artı 24'ü 4'e böldünüz. 6. Çıkarma var, toplama var. Önce hangisi yazılmışsa o çıkarma yazılmış. 30'dan 14 çıktı. 16 artı 6. 16 ile 6'yı toplarsanız cevap 22 Bursa. Yukarıdaki haritada bazı illerin birbirine karayolu uzaklıkları verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Haritada verilen illerden Ankara'ya en uzak olan Erzurum'dur. Bakıyoruz. Erzurum'la Ankara arası 880, diğerlerinden daha büyük. Dolayısıyla doğru bir şık. Sinop Ankara'ya İzmir'den daha yakındır. Sinop 430, İzmir 580, Sinop Ankara'ya daha yakın, doğru. Ankara ile Erzurum arası yani 880 Ankara ile Sinop arasının 2 katıdır demiş. 430'un 2 katı 860 yapar ama burada 880 veriyor harita. Dolayısıyla yanlış olan şık C şıkkı. 14. soru. Eray'ın cevizlerinin sayısı Erol'un cevizleri sayısının 3 katından 2 tane eksiktir. Yine Erol'un cevizleri sayısına üçgen dersek Eray'ın cevizleri sayısı Erol'unkinin 3 katı. Yani 3 üçgen. 2 tane eksik demiş. O zaman eksi 2. Erol'un 5 cevizi olduğuna göre Erol'un 5 cevizi var. Yani üçgen dediğiniz şey 5. O zaman Eray'ın cevizleri sayısı 3 çarpı 5 eksi 2 olacak. 15 eksi 2'den 13 tane cevizi vardır Eray'ın. Cevap Denizli. Soru 15. 2 çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6 ne demek? 6 tane 10'un çarpımı demektir yan yana. Kolay yoldan çarpma işlemi yaparsanız eğer 6 tane 0 koymak demektir. 2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 koydun. Bunun sonucu da kolay yoldan çarpma işlemine göre 2 milyon çıkıyor. 3 çarpı 10 üzeri 5, 3 çarpı
1, 2, 3, 4, 5 tane 0 olan sayıyla çarpmak demektir. Kısa yoldan çarpmayla 3 yazacaksın. 5 tane de 0 koyacaksın yanına. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 dediğin sayı 2 tane 10'un yan yana çarpımıdır. Yani 10 çarpı 10'dan 100'dür. 5 çarpı 100, 500 eder. 10 üzeri 0. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1 demiştik. 4 çarpı 1'den 4 eder. Bunların toplamı isteniyor bizden. Alt alta toplarsanız burası 4, burası 0, burası 5, burası 0, burası 0, burası 3 ve burası 2. Cevap hangi şıkta var? A şıkkında cevabımız. Evet, son sorumuz. 16. soru. Rakamları birbirinden farklı. İki basamaklı en büyük tam sayı. Onlar basamağı 9 olacak en büyük olabilmesi için. Rakamları farklı dediği için birler basamağı da 8 olacak. 98 tam sayı ile en küçük pozitif demiş. Yani artı işaretli. Tek doğal sayı. Tek doğal sayı 1'dir. En küçük tek doğal sayı 1'dir. Bunların toplamı soruluyor bize. 98 ile 1'i toplarsanız 99 olarak cevabı bulursunuz. Cevap Bursa.